inceleyeceğiz beraber. Söylemek bile bazen değil mi insanı geriyor, zorlu olabiliyor. Ama inanın ki aslında çok da zor değil. Teşekkür ederim bu arada. Geçen ders olmayan arkadaşlar bu halimi ilk defa görmüşlerdir tahmin ediyorum ben de. Malum arkadaşlar hani dışarıda maskesiz dolaşmak artık uygun bir şey değil. Dolayısıyla sakal da maskenin takılmasında bir olumsuz etken yaratan faktör. O yüzden ben de kesmiş bulundum. Evet, bazı arkadaşlarımız solucanlardan oldukça haz etmediklerini görebiliyoruz. Olsun, sıkıntı değil. Hepimizin sevmediği canlılar var, değil mi? Bazıları böceklerden nefret eder. Bazılarının arılara alerjisi vardır. Bazıları sivrisinekleri sevmez. Bazıları daha büyük canlılardan korkar. Bu bakımdan etkili bir aslında etrafımızdaki yapıları gördüğümüzde ciddi manada bizi korkutabilecek etkilere sahip olduğunu biliyoruz. Mesela sürüngenler sınıfında yer alan komodo ejderi var. Şu anda fotoğrafını görmüş olduğunuz bir canlı bu. Bu canlıyı daha önce bahsettiğimi hatırlıyorum ama yine de küçük bir hatırlatma olsun bilmeyen arkadaşlar için. Kendisi aslında çok hızlı koşamaz. Ancak ağzında bulunan yaklaşık 300'e yakın bakteri nedeniyle avını ısırdıktan sonra onunla boğuşmaz. Isırır ve kenara çekilir. Ve uzun bir süre onun hastalanmasını bekler. Hastalandıktan sonra tabii ki avı artık ne bileyim bir ceylan olsun. Ceylan komodo ejderi tarafına ısırıldıktan sonra ağzındaki bakteriler komodo ejderini daha doğrusu ceylanı etkilemeye başlar, hasta etmeye başlar. Ve en sonunda hastalıktan düşer, takatsiz kalır. Ve komodo ejderi giderek bir güzel avından faydalanır, beslenir. Dolayısıyla aslında görüntüsü her ne kadar ürkütücü olsa da baktığımız zaman gerçekten yapmış olduğu davranış ve barındırdığı tehlike anlamında da ciddi bir problemdir kendisi diyoruz. Baktığınız zaman derisi de çok kalındır arkadaşlar. İnanılmaz büyüklükte, kalınlıkta bir deriye sahiptir kendisi. Bu bakımdan gerçekten tehlikeli bir hayvan aslında ve iyi ki buralarda yok diyoruz. Peki, sürüngenlerden başlayacağız bugün. Sürüngenler ne tip özelliklere sahipler? Onları konuşacağız. Doğrudur, doğrudur. Komodo ejderi, Fırat şöyle bir ifade yazdı. Komodo ejderleri ne zaman öleceklerini biliyorlarmış diye. Valla bilmiyorum hani bu konuda tam bir araştırmacı değilim. Araştırma yapmadım. Ama bazı canlıların ölüm saatlerini ya da ölüm zamanlarını bildiklerine dair çeşitli araştırmalar olduğunu ben de duymuştum. Şimdi baktığımız zaman sürüngenlere, sürüngenlerin özellikleri arkadaşlar genellikle karada yaşıyorlar. Yani biz denizde yaşayanları çok varlığını bilmiyoruz. Suda yaşayan türleri de var. Mesela işte su yılanı gibi ya da su kertenkelesi gibi suda yaşayan türleri de var ama çoğunlukla karada yaşayan canlı grubudur diyoruz. Ilıman iklim kuşaklarını çok severler. Gördüğünüz gibi kürklü yapıları yok sırtlarında. Dolayısıyla soğuk bölgelerde yaşama ihtimalleri düşük arkadaşlar. O yüzden ne diyoruz biz? Onların ılıman iklimlerde göründüğünü, özellikle sıcak zamanlarda ortaya çıktıklarını etrafımızdaki kertenkele türü canlılara baktığımızda da görebiliriz. Yılanlara, kertenkelelere baktığımızda da görebiliyoruz. Bir diğer önemli husus akciğer solunum yapıyorlar. Yani bizim gibi akciğer yapıları var. Bu sebeple akciğer solunum yaptıklarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bildiğiniz mikrofonum açık. Ben buradan göremiyorum ama arada arka plandan bir takım sesler geliyor arkadaşlar. Neyse onu artık belki farkında olmadan açıp kapatan vardır. Evet, birinin açık. Şu anda ben duyuyorum mesela. Herkes bir kontrol etsin arkadaşlar mikrofonunu. Tamam, şu anda ses gelmiyor artık. Peki, vücutları keratin içeren ya da kemikleşmiş pullarla kaplıdır diyoruz. Ve bu pullar deriyi korumaktadır.
Evet, birinin hala mikrofonu açık. Şöyle yapalım o zaman. Kim olduğunu tespit edemiyoruz. Ben bütün mikrofonları kapatıyorum. Konuşmak isteyen arkadaş olursa el kaldırsın. Ben onun mikrofonunu açayım olmaz. Öyle yapalım. Tamam, olsun. Sorun değil. Arkadaş da farkında değil galiba. Peki. Söylemek istediğiniz bir şey olursa arkadaşlar, Raise Hand tuğru var. Ona tıkladığınızda size söz hakkı verebilirim. Mikrofonunuzu açabilirim. O konuda bir sıkıntınız yok. Peki. Vücutları keratin içeren ya da kemik değişmiş pullarla kaplıdır. Az önce sürüngenlerden bahsettik. Bu da arkadaşlar ne yapıyor? Derinin aslında iç organlarını ya da iç kısmında yer alan kasları korumasını sağlıyor. Dolayısıyla bu konuda ne yapmalıyız arkadaşlar? Sürüngenlerin ve aslında vücutlarını kaplayan, vücutların dış kısmını kaplayan keratin ya da kemikleşmiş pullarla kaplı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi suda yaşayanlar da akciğer solunumu yapıyor. Sebebi ise şu Çınar, şu anda bu canlıların solungaç solunumu yapıyor olması aslında onların için uygun bir ortam değil. Genellikle suda yaşadıkları ortamlarda bile yine havayla temas ederek oksijeni havadan alma durumları söz konusu. Dolayısıyla onlar da akciğer solunumu yapacaklar. Peki. Kalpleri 3 odacıklıdır diyoruz. 3 odacıklı derken neyi kastediyoruz? Yine bakın burada sağ tarafta yer alan resimde görüyorsunuz. Bir kulakçık, daha doğrusu iki kulakçık sağ ve sol olmak üzere bir de karıncıkları bulunuyor. Arada da yarım bir perde var arkadaşlar. Dolayısıyla baktığımız zaman mesela timsahlarda 4 odacıklı olduğunu görüyoruz. Bu perde dediğimiz olay daha çok timsahlarda olur. Dolayısıyla onlar 4 odacıklı olarak anılır. Fakat yine de vücutta karışık kan bulunur. Yani kirli ve temiz kan birlikte hareket eder. Bizde nasıl oluyor? Bizde bir tarafta sağ tarafta temiz kirli kan, sol tarafta ise temiz kan pompalanıyor. Akciğerden gelen gördüğünüz gibi kılcalar. Bakın burası arkadaşlar. Şu bölge, üst tarafta olan bölge bizim küçük kan dolaşımı dediğimiz bölgedir. Kirli kan akciğere gider, temizlenir ve tekrar diğer kalbin diğer tarafına dökülerek vücuda pompalanması gerçekleşir. Ancak kirli ve temiz kan olan, karışık olan canlılarda ise kirli kan evet bir yerden toplanıyor. Fakat yine vücuda ne yapıyor arkadaşlar? Yoğun bir şekilde karışık halde dönebiliyor diyoruz. Soğukkanlı canlılar, daha önce de söylemiştim. Temiz kan ve kirli kan birbirine karışıyorsa bir canlıda biz genellikle soğukkanlı olduklarını görüyoruz arkadaşlar. Ve bu nedenden dolayı kış mevsiminde fazla hareket yeteneği kalmadıkları için. Çünkü hareket dediğimiz olay ısının açığa çıkması ya da ısı sayesinde gerçekleşen bir olay. Bu sebepten dolayı kışın hareketleri sınırlandığı için onlar da büyük oranda kış uykusuna yatıyorlar. Kışın çoğu sürüngeni biz ne yapamıyoruz? Göremiyoruz. Peki bakalım burada bir tane kaplumbağamız var. Kaplumbağamız da bir sürüngen. Ve olur ki iç organlarını görüyoruz arkadaşlar. Temel yapısını görüyoruz. Baktığımız zaman bir göz yuvarı var. Kaplumbağanın gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında kabuk kısmı yani sırtında taşımış olduğu evi diye nitelendirdiğimiz kabuk kısmı öyle giyilebilir, çıkarılabilir bir şey değil. Tamamen yine kemiklerin oluşturmuş olduğu kemikleşmiş bir kabuk kısmı var ve altında da yine organlarıyla bağlantılı bir yapısı var. Yani bir kaplumbağa sırtındaki yapıyı istediği zaman çıkaramaz. Tamam mı? Bunu asla böyle düşünerek bir kaplumbağaya işkence etmiyoruz. Tabii şimdi sırada göremiyoruz. Eskiden arkadaşlar mahallelerde sağda solda çok fazla görürüz küçük su birikintilerinde. Salyangozlar da yine kabuklarına bağlıdır fakat onlar gelişimleri süresince kabukları genişlemek zorundadır. Ve bu genişlemeden dolayı kabuklarını bırakırlar, yeni kabuk üretirler.
Fakat kaplumbağalar için bu durum çok söz konusu değil. Vücutlarının dışındaki keratin, daha doğrusu kemikleşmiş pullar, onlarla birlikte gelişebilir. Peki, baktığımız zaman omurgalı yapısının özellikle mesela boyun omurunun nereye bağlı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Kabuk kısmına bağlı olduğunu görüyoruz. Yine burada yemek borusu ve soluk borusunun olduğunu görüyoruz. İç organlarını görebiliyorsunuz. Bağırsakları, midesi, ciğeri, karaciğeri gibi birçok özelliğe sahip, kaslı ve dışında kemiklerle kaplı bir yapıdan bahsediyoruz diyoruz. Peki devam edelim. Azotlu boşaltım atıkları ürik asittir arkadaşlar. Bu sıralama şu şekilde ilerliyor. Amonyak, üre, ürik asit şeklinde ilerliyor. İç döllenme ve dış gelişme gösterirler. Yani genellikle biz onların yumurtladığını görüyoruz aslında. Dolayısıyla bu da ne olduğunu gösteriyor. İç döllenme, yani çiftleştiklerinde öncelikle bir bireyin içerisinde yumurta ve sperm buluşuyor. Daha sonra yumurtayla dışarıya bırakarak yavruların gelişimi için bir koruma refleksi gösterebiliyorlar. Hatta yumurtlayan bireylerde, canlılarda genellikle yumurtanın belirli bir sıcaklıkta durması gerekir biliyorsunuz. Özellikle mesela bazı kaplumbağalar denizdeki yer alan kumlara gömerler yumurtalarını ve bu yumurtaların gömülmesiyle beraber bu kurbağalar, kaplumbağalar zaten güneş ışığı kuma vurdukça kum ısınır ve yumurtalar içinde yeterli sıcaklığı oluşturur. Dolayısıyla üzerinde beklemelerine çok da gerek yoktur. Tek sorun onlar o kumların içerisinde yumurtalardan çıktıktan sonra kumdan denize ulaşana kadar yaşadıkları tehlikeli süreç. Genellikle avcı kuşlar tepede bekler ve kaplumbağaların geçişi sırasında avlanma sürecini başlatırlar. Bu nedenden dolayı da bir yumurta değil, belki onlarca, belki yüzlerce, hatta yüzlerce demeyeyim çok olur da onlarca yumurta bırakabiliyorlar. Sırf nesillerini devam ettirebilmek amacıyla geliştirmiş oldukları bir adaptasyondur. Peki, bakıyoruz örneklerimiz neler? Kaplumbağalar dedik, bukalemun, timsah, yılan, kertenkele. Bu gibi canlılar arkadaşlar soğukkanlı canlılar oldukları için hareket yetenekleri sınırlıdır demiştik. Genel olarak bir daha bakacak olursak. İç döllenme, dış gelişme gösterirler. Akabinde azotlu boşaltım atıkları ürik asittir. Soğukkanlı canlılardır. Üç odacıklı kalpleri vardır. Timsahta dört odacıklıdır ancak temiz kan ve kirli kan birbirine karışır diyoruz arkadaşlar. Peki, geldik bir diğer grubumuza, sınıfımıza, şu kuşlar sınıfı. Gördüğünüz gibi oldukça sevdiğimiz canlılardır bizim kuşlar. Evde besleriz, dışarıda serbest halde doğada bulunan kuşları besleriz. Bazılarını beslemeyi çok isteriz ama yırtıcıdırlar. Mesela yarasa da bir kuştur, değil mi? Dolayısıyla onların sahip oldukları özelliklerden dolayı onları seviyoruz. Ağızları var, dilleri yok hesabı. Tabii güzel sesler de bazen çıkartırlar. Dolayısıyla aynen öyle. Fırat, iyi yakaladın. Ben de bunu kimden gelecek diye bekliyordum. Yarasalar memelidir arkadaşlar. Doğum yaparlar. Bu bakımdan kuşlar sınıfında değildir. Memeliler sınıfındadırlar. Çinler nasıl yiyor yarasayı? Çorbasını yapıyorlarmış arkadaşlar. Yani hani mesela bir Çinlinin önüne bağırsak koyduğunuz zaman da bizim mum var, işte ne bileyim ya da çeşitli yediğimiz kelle paça gibi şeyler koyduğunuzda bunu nasıl yiyorsunuz gibi bir tepki oluşturabilir. Bu doğal bir süreç. Aynen ornitorenk, gagalı memeli dediğimiz bir grupta yer alıyor. Onları göreceğiz merak etmeyin. Gagalılar, keseliler, plasentalılar şeklinde üç ayrı bir yollar. Peki kuşlar için bakalım biraz ne olacak? Şimdi arkadaşlar burada kuşlara özgü olan vücudun tüylerle kaplı olması durumu var. Bakın kuşlara özgü, vücudu tüylerle kaplı. Şimdi bu şu ana kadar hayvanların omurgalıları içerisinde gördüğümüz ilk grup tüylerle kaplı olan. Aynı zamanda yine bu grup vücut sıcaklıkları vardır belirli bir santigrat derece. Kanatlarındaki tüyler uçmasında destek
görevi yapan bir takım unsurlardır. Her kuş uçabilir mi? Biliyoruz ki her kuş uçamaz. İşte deve kuşu, tavuk, horoz ya da penguen gibi kuşlar uçamıyor. Ancak bunlar onların işte mesela deve kuşlarının hızlı ilerlemesini sağlıyor bacaklarıyla beraber. İşte tavukların ani bir tehlike durumunda kendilerini korumaları için bir nevi bir kalkan görevi görüyor. Penguenler için de daha rahat, daha hızlı yüzebilmelerini sağlıyor diye ekstra yeterlilikler sağladığını söyleyebiliriz. Belirli bölgelerinde pullar vardır diyoruz. Yine ön üyeleri kanat haline dönüşmüştür. Yani aslında ilk başta konuştuğumuz o homolog organ benzerliği kısmı tamamen burada başlıyor arkadaşlar. Mesela bizde kola dönüşen ya da diğer hayvan türlerinde ayak dediğimiz, pati dediğimiz ya da işte ön ayak, arka ayak diye nitelendirdiğimiz yapılar burada arkadaşlar kanatlara dönüşüyor. Dolayısıyla onlara birer uçma yeteneği sağlayan yapı kazandırıyor. Evet, tavuğun ayağında da pullar olduğunu söylüyoruz. Peki, dişleri yoktur. Ağızları gaga halini almıştır. Gaga yapısı kuşun beslenme şekline göre farklılaşmaktadır. Mesela işte ünlü bilim insanlarından bazıları yaptıkları çalışmalarda çok ilginç olaylara rastlıyorlar. İki tane adada çalışıyor. Bir tanesine gittiğinde uzun ve sivri gagalı kuşlarla karşılaşıyor. Diğer adaya gittiğinde ise daha kısa ve yuvarlak gagalı kuşlarla karşılaşıyor. İki adanın arasındaki mesafe de az bir mesafe. Yani çok yakınlar birbirine ama iki farklı kuş popülasyonunun yaşadığını keşfediyor. Bunun üzerine yapmış olduğu araştırmaların sonucunda arkadaşlar şu sonuca varıyor. A adasında yaşayan yani sivri ve uzun gagalı olan canlılar yıl sahip olmuş oldukları bu özelliğin en temeli o bölgede yaşayan tırtıllar ağaç kovuklarına saklanıyorlar. Dolayısıyla onları yakalayabilmek için gagalarının uzun ve sivri olması gerekiyor. Ve zaman içerisinde belki onlarca, belki yüzlerce yıl zaman içerisinde uzun ve sivri gagalı olan kuşlar popülasyonu daha popüler oluyor ve onlar doğal seçiminle beraber sayılarını arttırabiliyorlar. Fakat diğer adada böcekler ya da tırtıllar ağaç kovuklarına değil, daha işte toprağın altına vesaire saklanıyorlar. Dolayısıyla burada yaşayan kuşlarsa sivri ve uzun gaganın kendileri için avantajlı olmadığını fark edip zaman içerisinde gagalarının yapısının yuvarlak ve kısa olduğunu tespit ediyorlar. Dolayısıyla bu farklılaşma aslında kuşlar arasındaki türlerin oluşmasında ya da türler arasındaki farklılıkların oluşmasında temel bir etken oluyor diyoruz arkadaşlar. Peki geldik. Peki bunlar nasıl canlılar? İç düzeni olarak neleri var, neleri yok? Bunları biraz konuşalım. Şimdi bizler gibi akciğer solunum yapıyorlar. Akciğerlerine bağlı hava keseleri var arkadaşlar kuşlarda. Bu keseler sayesinde hem solunuma yardımcı oluyorlar hem de kuşların uçabilmesini sağlayan aerodinamik yapıyı sağlıyor. Böylelikle daha hafif olarak havada süzülebilme yeteneklerine sahipler. Ki mesela göç eden kuşlara baktığınız zaman V şeklinde hareket ederler. Bu en öndeki kuşlar kanatlarını çırpar, arka tarafa bir hava akımı oluşturur. Böylelikle arka taraftaki kuşlar da yorulmadan o hava akımı sayesinde kanatlarını çok fazla çırpmaya gerek duymadan havada süzülerek bir yerden bir yere seyahat edebilirler, göç edebilirler. Böylelikle öndekiler yorulduğu zaman hemen arkada dinlenmede olan kuşlar ön plana geçer. Onlar bu sefer kanatlarıyla hava akımı oluşturup arkadaki kuşların rahatça uçmasını sağlayabiliyorlar. Bunlar aslında ciddi manada incelendiğinde çok keyif veren, ilginç gelen olaylar arkadaşlar. Ciddi manada kuşlar bizim için kritik öneme sahip diyoruz. Tabii bir diğer husus da onlarla beraber çeşitli hastalıkları da geçmişte yaşadık. Kuş gribi diye bir hastalık yaşamıştık hatırlarsanız. İşte göç eden kuşlara bulaşmış bir virüsün insanlara geçmesiyle beraber bir dönem bu kadar olmasa da etki yarattığını hatırlıyorsunuzdur. Tabii bunlar önemli faktörler.
Hayvanlar üzerinden birçok pandemik ya da epidemik dediğimiz hastalıkların yayılabildiğini biliyoruz. Ya da bizden onlara geçebildiğini de biliyoruz. Mesela bu işte koronavirüsü bildiğim kadarıyla son 2-3 haberde gördüğüm kadarıyla 2-3 tane hayvana bulaştığını, ev hayvanına, kedi, köpek bulaştığını görebiliyoruz. Evet, Osman katılmak istiyor galiba. Buyur Osman. Osman mikrofonu açtım. Konuşacağım bir şey varsa söyleyebiliriz. Şimdi kuş çorbası mı yedi demiş bir arkadaşımız Çinliler. Hayır, kuş çorbası yemiyor. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Kuşlarda var olan yapının mesela gökyüzünde uçuyorlar ve uçtukları yerde besleniyorlar. Yine boşaltma atıklarını araçlarınızın ya da kıyafetlerinizin üzerine bırakabiliyorlar. Bu sayede onların boşaltım atıklarından gelen bir takım unsurlar da bizim elimize, ayağımıza ya da herhangi bir uzuvumuza değerek vücudumuza bağlanabiliyor. Ya da kuşlardan besleniyoruz biz de. Yani illaki kuş çorbası yapıyorlar diye düşünme. Bizler de tavuktan her türlü yemeği yapabiliyoruz. Hastalanmış bir tavuktan yaptığın yemeğin sana katkısı da olabiliyor bu bazen. Tamam mı? Peki. Dedik ki bu kuşların arkadaşlar dört odacıklı kalpleri var. Nasıl yani? Sol kulakçık, sol karıncık, sağ kulakçık, sağ karıncık dediğimiz temiz ve kirli kanın birbirinden ayrı ayrı dolaştığı sistemlerden bahsediyoruz. Üst tarafta yine küçük kan dolaşımından bahsedeceğiz. Küçük kan dolaşımı, kirli kan akciğerlere gider. Ve burada karbondioksiti akciğerlere vererek yerine oksijen alır ve yine sol tarafa dökülür. Sol tarafa dökülen, sol kulakçığa dökülen kan pompalanarak sol karıncaya geçer ve buradan da bütün vücuda pompalanmak üzere gönderilir. Vücutta oksijenini bırakan kan plazması karbondioksiti alarak tekrardan ne yapıyor arkadaşlar? Kalbe dönüyor. Arkadaşlar işte bazen şöyle, şimdi hepiniz yemek yaptınız mı hiç hayatınızda bilmiyorum. Ama yaptığınız yemekler bazen çiğ kalabilir. Ya da işte yemeği hazırlarken bir takım unsurları unutmuş olabilirsiniz. Buna bağlı olarak her ne kadar pişen yiyeceklerde bakteri ve diğer farklı yapıların öldüğünü biliyor olsak da ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor diyoruz. Özellikle yarı çiğ olan ve çiğ olan şeylerden uzak durmalıyız. Bu bitkiler için de geçerli. Her ne kadar bitki, elmayı, armudu biz çiğ olarak yiyor, pişirmeden yiyor olsak da bazen bize bir takım zararlar yaratabiliyorlar. Fazla tüketimlerde özellikle. Pekala. Bir sonraki slaytımıza bakalım. Şimdi azotlu boşaltım atıkları ürik asit diyoruz. Aynen öyle. Bazen pişiremediğimiz için çiğ yiyoruz. Yani üzerinden yaklaşık ne kadar zaman geçti Fırat? Olsaydı büyük ihtimalle olurdu. Yok yok, geçmiş o zaman. Bayağı olmuş yani. Birinci dönemin ara tatilindeyse şu anda üstündeki, yani gerçekten bir etki yaratmış olsaydı üstündeki çiçekler bile yeşermiş olurdu hatta. Değil mi? Bahar geliyor ya. O yüzden bir sıkıntı olmaz. Bir de arkadaşlar hani mesela şöyle bir durum da söz konusu. Et gibi, tavuk gibi yapıların çiğ yenmesi aslında birçok tehlikenin öne çıkmasına neden oluyor. Neden? Bunların içerisinde yer alan bakteriler, bunları hasta eden bir takım unsurlar size de hastalık olarak gelebiliyor. Bu bir. İkincisi, sindirim sisteminiz bunların çiğ yenmesine uygun değil. Dolayısıyla bunu yediğiniz zaman bağışıklık sistemi bunu kaldıramayabiliyor ve bu sizde bir hastalık yaratabiliyor. Bir diğer husus da çiğ yemenin getirmiş olduğu bir takım farklı özellikler var. Mesela işte bir eti pişirdiğiniz zaman ya da yeterli miktarda ısıttığınız takdirde ne yapıyorsunuz? Uzun süre dayanıklı olmasını sağlayabiliyorsunuz. Ama çiğ olduğunda dayanıklılığı daha az süre
gerçekleşebiliyor. Özellikle mesela etin çiğ olması insanlarda aslında çok büyük sıkıntılara yol açabilecek şeylerden biridir. Etin zehirlenmesi ciddi manada bizi çok kısa zamanda ölmemize yol açabiliyor, öldürebiliyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Et ve tavukta mesela çok fazla bakteri var. Yapılan son araştırmalar çok fazla bakteri olduğunu, dolayısıyla muhakkak iyi şekilde pişir tüketmek gerektiğini söylüyor. Doğduğumuzdan beri yeseydik adaptasyon sağlardık. Evet. Pekala. Hadi devam edelim. Zar yapılı diyaframları bulunur. Diyafram dediğimiz arkadaşlar biliyorsunuz akciğer sisteminin çalışmasını sağlayan bir yapı. Bu kasılmasıyla beraber diyafram kası düzleşir ve akciğerde iç basınç oluşturur. Dış basınç iç basınçtan fazla olduğu için içeriye doğru hava girmesini sağlar. Her ne kadar biz kendimiz nefes alıyormuşçasına düşünsek de aslında nefes almamızın temel mantığı diyafram kaslarımızın kasılmasıyla meydana geliyor. Aksi takdirde bir balonu şişirmek kadar akciğerlerimizi şişirmek de oldukça zor olurdu. Diğer taraftan az önce söylemiştik kalpleri dört odacıklı. Temiz ve kirli kan hiçbir şekilde birbirine karışmıyor. Dolayısıyla bu ilk defa sıcak kanlı canlı grubunu burada kuşlarda görüyoruz. Vücut sıcaklıkları sabit. Peki sizlere bir soru sorayım. Sizce kuşların mı vücut sıcaklığı daha yüksektir yoksa bizlerin mi vücut sıcaklığı daha yüksektir? Otuz dört kişiden 10 kişi cevap verdi. Hadi biraz daha sayı arttırın. Evet. Arkadaşlar kuşların sıcaklığı, vücut sıcaklığı bizimkinden çok daha yüksek. Yaklaşık onların vücut sıcaklıkları 40 dereceye yakın, 40-41 derece. Bizde ise 36,5 derece biliyorsunuz. Tüylerinden ziyade aslında onların sağlamış oldukları bunların vücut sıcaklıkları ve metabolizmaları çok daha hızlı olduğu için çok daha fazla enerji tüketiyorlar. Ve tükettikleri enerjiden dolayısıyla vücut sıcaklıkları da ve vücut kütleleri de küçük olduğu için çok daha fazla etki yapıyor. Dolayısıyla bizden daha fazla sıcaklığa sahipler diyoruz. Hatta bir kuşa dokunduğunuz zaman elinizin içi sıcacık olur. O derisine çok yakın olduğunuz için değil aksine vücut sıcaklıkları sizden daha yüksek olduğu içindir. Pekala, iç döllenme ve dış döllenme, dış gelişme görünür diyoruz. Burada da yine benzer bir olay. Dişi ve erkeği birbirinden ayrı çiftleşirler. Anne rahminde yani dişi rahminde yumurta ve sperm birleşir. Yumurtaya dönüşür genellikle ve dışarıya yumurtayı bırakarak ne yaparlar arkadaşlar? Kuş bakımının, daha doğrusu yavru bakımının da görüldüğünü ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz kuşlarda. İşte kuşlar yuvadan uçana kadar ifadesi, atasözü aslında buradan geliyor değil mi? Kuşların da kanatlarını kullanabilme ya da yeterli gelişimini sağlayabilme sürecinde anne ya da baba kuş yavrusunun bakımını üstlenir. Kursak yapıları vardır arkadaşlar kuşlarda biliyorsunuz. Bu kursak yapılarıyla yemiş oldukları buğday parçalarını, tanelerini vesaire öğütürler ve kursaklarında bir süre bekletebilirler. Daha sonrasında ne yapacaktır? Yavrusuna kursağından dökerek onu beslemeye çalışıyor. Bu manada yavru bakımını da gördüğümüz gruplardan bir tanesidir. Nadirdir çünkü canlılar arasında yavru bakımı. Peki baktığımız zaman diğer taraftan kuluçkaya yattıklarını söylemiştik. Hatta biliyorsunuz teknoloji çok gelişti. Artık kuluçkaya yatırmıyoruz. Kuluçka makinesi icat ettik. Belirli bir miktarda döllenmiş yumurtayı bulduğumuzda ilk olarak yaptığımız şeylerden bir tanesi bu yumurtaları kuluçka makinesine koyarak anne vücudunun sıcaklığına getiriyoruz ve bu sıcaklık sayesinde yumurtaların da içerisinde döllenmiş yumurtaların da gelişebildiğini ve civcivlerin ya da kuş türlerinin oluştuğunu görebiliyoruz arkadaşlar.
Örnek, çok fazla örnek var. Tavuk, papağan, deve kuşu yazmışız buraya. Baykuş, penguen, pelikan, tavus kuşu, hindi, kartal, atmaca, serçe. Bir de bizim zamanımızda kelaynak kuşu vardı. Biliyor musunuz bilmiyorum. Daha önce duydunuz mu kelaynak kuşu? Biliyor musunuz? Güzel. Bunların soyları tükeniyordu arkadaşlar. Ta bundan belki 10 sene, 15 sene öncesinden bahsediyorum. O dönem bizim kitaplarımızda bunların resimleri vardı, işte hikayeleri vardı. Şu anda dünya üzerinde sayıca çok az olduklarının, işte avlanmadan, aşırı avlanmadan ya da yetersiz besinden dolayı çoğunun öldüğünü, yok olduğunu söylüyordu. Bu manada o geldi aklıma, onu da söyleyeyim dedim. Özgür bir şey soracaksın galiba. Sesini açtım, konuşabilirsin. Yani şu anda arkadaşlar şöyle oluyor. Mesela soyu tükenen canlıları biz genellikle insanoğlu şu şekilde korumaya çalışıyoruz. İlk olarak doğal ortamından ayırmama tercihini yapıyoruz. Mesela atıyorum bir bölgede sadece o bölgede görülebilen bir kelaynak kuşu var. 10 tane gördük bu kuştan. Yani daha fazla olacaklarını düşündüğümüz zaman o bölgede kelaynak kuşu avlamayı yasaklıyoruz. Daha sonrasında baktık, yok yani insanlar yine avlıyor ya da bu kuşlar bir hastalıktan dolayı ya da bir problemden dolayı ölmeye başlıyorlar. Bu sebeple bir dişi bir erkek olmak üzere alabildiğimiz iki tane farklı cinsiyette türü alıp belirli bir ortamda sanki doğal ortammış gibi yaşatmaya çalışıyoruz. Ta ki aynen bir nevi karantina diye düşünebilirsin. Ta ki işte sayıları çoğalıp da tekrar doğaya bırakabilelim diye. Fakat bazen bu olmayabiliyor. Mesela daha önce okuduğum bir örnekten bahsedeyim. Kaplan türü vardı bir tane yanlış hatırlamıyorsam. Bu kaplan türünün soyu tükenmek üzere. Dünyada sadece iki tane kalmış. Bir tanesi dişi, bir tanesi erkek. Bu kaplan türünü alıyorlar arkadaşlar. Tabii ikisi de farklı bu arada şeydeler, hayvanat bahçesindeler. Bakıyorlar doğada başka kaplan türü yok bundan. Karar alıyor, uluslararası bir karar alınıyor ve bu iki kaplan türü bir araya getirip çiftleştirilmeye çalışılıyor. Ve hakikaten de öyle oluyor. Yaklaşık bir 5-6 tane yavruları oluyor. İyi diyorlar hani tükenmeden kurtaracağız artık bunları yavaş yavaş çoğaltacağız diye. Yok yok kısırlaşmamışlar. Akabinde sonra tabii bunlar da büyüyor. Bunlar da birbirleriyle çiftleşiyor vesaire derken sayıları yaklaşık bir 25-30'a çıkıyor. Fakat şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorlar. Hepsinin tipi, işte vücudundaki izleri vesaire her şey birebir aynı. Yani hani ikiz gibiler hepsi. Aslında hiçbiri de ikiz değil yani. Tek yumurta ikizi şeklinde doğmamışlar. Ama tıpatıp benzeri. İşte birinin şurasından çizgi geçiyorsa beyaz bir çizgi, öbürünün de orasından geçiyor. Sonra tabii sayıları artıyor. 50-60 oluyor. Ama bakıyorlar yavruların hepsi birbirine çok benziyor. Bunun üzerine bir araştırma yapmaya başlıyorlar. Buna genetik darboğaz deniyor arkadaşlar. Şimdi bir anne ve bir babadan oluşan yavruların gelişerek tekrar birbirleriyle eşleşmesine genetik darboğaz oluşturuyor. Çünkü gen havuzu daralmaya başlıyor. Gen havuzu daraldığı için birbirini tıpatıp aynısı yavruların ortaya çıktığını görmüşler. Daha sonrasında başka bir şekilde bunu araştırmaya devam ettiklerini hatırlıyorum ama sonrasında ne oldu takip etmeyi unuttum. Yani takip edemedim. Öyle söyleyebilirim. Bir makalede okumuştum. Evet, Fırat bir sorun var galiba. Hemen mikrofonu açalım. Evet. Fırat. Hocam sesim geliyor mu? Evet, seni duyuyoruz. Hocam biz 7'deyken mi 8'deyken mi ne bilmiyorum. Dünyadaki son beyaz gergedan ölmüştü. Onda ne oldu? Onu şöyle arkadaşlar şimdi mesela Türkiye'de de vaşak var biliyor musunuz? Vaşağı duydunuz mu daha önce? Sen duymuş muydun Fırat? Duymuştum da hocam. Kaplan türü bir şey. Kedi türü aslında. Kulaklarının ucunda böyle sivri sivri yapılar var. Aynen kedigillerden.
Şimdi bunlar Anadolu vaşağı diye bir ifade var ve bu uzun zamandır yani yaklaşık 30-40 yıldır görülmeyen bir türdü. Geçtiğimiz haftalarda işte Doğu Anadolu bölgesinde zaten çoğunluktalar. Bir tanesini görüyorlar. Ve inanılmaz bir sevinç, inanılmaz bir mutluluk oluyor tabii ki yani doğa seven insanlar için. Aha işte tekrardan bir yerden göçtü geldi ya da nasıl oldu, kendini nasıl korumuş bunca zaman diyerek ilginç bir olay oldu. Ve hemen hayvanları koruma kanunu çıkardı. Buna özgü bir kanun çıkartılarak bu hayvanların vurulması, öldürülmesi, yakalanması yasaklandı. Şimdi aradan bir hafta geçti arkadaşlar. Bir hafta geçti. Hayvanı buldular. Nasıl? Ölü. Aga be. Ya. Ve tabii ki hani vuranları da tespit etmişler, onları da yakaladılar. Hatta hapis cezası falan verdiler diye biliyorum. Niçin vurdun diyor adama. Adam diyor ki, diyor yani burada diyor yırtıcı bir hayvan var diyor. Ne yapacaktım? Çoluğum çocuğum mu diyor şey yapacak. Nerede oturuyorsun diyor. Şehirde oturuyorsun. Burası ile senin oturduğun yerin arasında kaç kilometre var diyor. Sonuçta diyor oraya da gel. Kaç kilometre var diyor. Yani de bir 120 kilometre vardır herhalde. Şimdi bu tip insanlar dünyada var olduğu sürece hayvanlar her zaman tehlike altındadır arkadaşlar. Beyaz gergedanın da ben tehlike altında olduğunu tahmin ederim. Yani sonuçta gergedanların derileri, işte sahip oldukları dişleri, boynuzları vesaire bunlar insanlar için paha biçilemez değerli olarak görüldüğü sürece canlıların soyları tükenmeye mahkum diye düşünüyorum. Fırat, bilmiyorum senin söyle soruna ne kadar cevap bulabildim ama gerçekten ciddi manada soylarını diğer canlıların soylarını tüketmek için sanki bir sıraya geçmiş formdayız yani. Hayır hocam. Sadece son erkek ölmüştü. İki tane daha dişi vardı. Onlara yapay sperm üretebildiler mi diye sordum. Ha, o konuda bir bilgim yok. Ama şöyle diyebilirim. Mesela yine buna benzer bir hayvan var. Gergedan değil ama tam hatırlamıyorum. Bu canlı hayvanat bahçesinde tek bir tane kalmış canlı. Başka da hiçbir şekilde türü yok. Dişi. Ve hayvan çok uzun bir süre cidden psikolojisi bozulmuş bir canlı gibi davranmaya başlıyor. Daha sonra incelemeye alıyorlar. İncelemeye aldıktan sonra hayvanın hamile olduğunu fark ediyorlar. Ama bu arada yani belki doğduğu andan itibaren etrafında hiçbir erkek bulunmamış. Bunun nasıl olduğunu araştırmaya başlıyorlar. Çünkü nasıl olabilir ki böyle bir şey? Sonuçta eşeyli canlılar, eşeyli üreyen canlı bu. Ve akabinde şöyle bir şey keşfediliyor. Hayvan neslinin tükendiğine dair bir içgüdüye kapılıyor ve strese giriyor. Bu stres sonucunda var olan yumurtalarını kendi yumurtalarıyla eşleştirerek hamile kalıyor. Bu tip olayların olduğunu biyolojik kaynakları incelerseniz çok fazla bulabilirsiniz. Çok fazla olduğunu görebilirsiniz. Fakat tabii bunlar türe özgü de olabilir. Yani bir hermafrodit canlı gibi, çift cinsiyetli canlı gibi davranabilme özelliklerine sahip bazı canlılar. Ama beyaz gergedanlar için tam olarak bilgiye sahip değil. Pekala. Evet, kuşları da arkadaşlar burada bir anatomisi var. Gördüğünüz gibi kemiklerin içi boşluklu yapılardır. Bu sayede çok rahat uçabilme yapısına sahipler diyoruz. Pekala, burada yine bir güvercini görüyoruz. Sıkça hepimizin karşılaştığı ve rastladığı bir canlıdır, değil mi güvercin? Hatta bazılarımız hiç sevmez o canlıları. Benim bir arkadaşım vardı. Balkonda kuşlar işte yuva yapıyormuş. Sürekli geliyorlarmış vesaire. Bunlara düşman olmuştu bir ara. Gitti işte bir şeyler aldı. Şunu yap. Niye yapıyorsun dedim. Bırak. Ya dedi bırak dedi. Bunlar dedi şeydi. Fare gibi ya. Dedi, uçan fare diyerek. Hiç sevmezdi kuşları. Peki şimdi soru çözeceğiz ama arkadaşlar bunu artık bir sonraki dersimize bırakıyorum. Boynun niye renkli? Bu tamamen kalıtsal özellikler arkadaşlar. Yani genlerinde var olan yapılar doğrultusunda renklenebiliyor. Peki dersimizin sonuna geldik. Kuşlar kısmını da bitirdik. Bir sonraki dersimizde soru çözeceğiz. Sonrasında da memelilere geçeceğiz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.